Romatoid artritin ve osteoartritin temel tedavileri çok farklı yaklaşımlardan oluşur. Romatoid artrit için anahtar kelime olarak kontrolü kullanabiliriz. Şuraya yazalım. Kontrol altına alınacak olan şey de inflamasyon yani amaç inflamasyonu azaltmak. Romatoid artrit otoimmün bir hastalıktır. Dolayısıyla inflamasyonun kaynağı kendi bağışıklık sistemimizin vücudumuza saldırmasıdır. Bu inflamasyonun etkisini azaltabilirsek o zaman problemin kaynağına inebiliriz. Tabii ki ağır semptomlarını da ayrıca tedavi etmek gerekir. Diğer yandan kıkırdak dokusunun aşınarak dejenerasyona uğraması olan osteoartriti geldiğimizde temel kavram ağrı kontrolüdür. Ek olarak genel sağlık durumu düzeltilmeye çalışılmalı ve semptomları azaltmaya da uğraşılmalıdır. Şimdi bu iki çok farklı çatıyı sırasıyla inceleyelim. Romatoid artrit tarafında hastalığı modifiye eden antiromatizmal ilaçlar var. Epey uzunca bir isim. Burada ilaç yalnızca semptomları tedavi etmekle kalmayıp aynı zamanda eklemdeki hastalığın sürecini ve ilerlemesini modifiye eder. Yani değiştirir. Bu ilaçlar ilk üretildiklerinde sadece romatoid artrit tedavisinde kullanılıyordu fakat günümüzde birçok otoimmün hastalığın tedavisinde kullanılıyorlar. Bu kategoriye giren birçok farklı türde ilaç olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Tek tek isimlerini yazmak yerine buraya bir sürü x yazacağım. Esasen hepsinin mekanizmaları farklı. Hepsi inflamasyona aynı şekilde saldırıp etkisini azaltmaya çalışmıyor. Ama şöyle ortak bir noktaları var. Yalnızca bağışıklık sisteminin tedavisinden veya inflamasyonun azaltılmasından sorumlu değiller. Hastalığı modifiye eden kısmından anlayacağımız şey, bu gruptaki ilaçların eklem hasarını azalttığıdır. Gördüğünüz üzere artritle ilgili çoğu tedavi ağrı ve işlev semptomları üzerine fakat bu tedavi yöntemi eklemin bozulmasını azaltıp yavaşlatıyor. Kısacası hastalığın modifiye edilmesi inflamasyonun azaltılması söz konusu. Fakat bir yandan da genel olarak vücuttaki inflamasyonu azaltan bildiğimiz anti-inflamatuar ilaçlar da var. Bunlar eklemin hasarlı tarafını doğrudan hedeflemeyebilir. Yani hastalığı modifiye eden ilaçlar değillerdir. Fakat inflamasyon göstergelerini azaltmaya yararlar. Steroid seçeneğimizde mevcut ve bunlar ağız yoluyla alınabilirler steroidler A'nın B'ye, B'nin ise C'ye sebep olduğu inflamasyon yolağını araya girerek durdurur. Etkilidirler fakat özel bir amaca yönelik değillerdir. Yani hastalığı modifiye eden ilaçlar gibi eklem hasarını azaltmazlar. Ve tabii ki NSAI olarak kısaltılan steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar var. Reçetesiz olarak da satılan ağrı kontrolü için kullandığımız ibuprofen bu ilaçlardandır ağrıyı kontrol etmekte etkilidirler. Aynı zamanda inflamasyonu da azaltırlar. Steroidler ve steroid olmayan anti ilaçlar tedavide hattın en ön cephesinde yer alırlar. Bundan sonra ağrı kontrolü gelir. Ağrıyı kontrol altına almak için bütün o yöntemler burada uygulanır. Fakat az önce bahsettiğimiz iki ilaç kullanıldıktan sonra hastanın başka ağrı kesiciye ihtiyacı olmadığı umulur. Şimdi de kısaca yan etkilerden bahsedelim. Bu ilaçlara bakacak olursanız anti-inflamatuar olduklarını görürsünüz. Bu ilaçlar bağışıklık sistemini zayıflatırlar. Bağışıklık yani immün sisteminin zayıflatılması otoimmün hastalıklar için harikadır. Fakat aynı zamanda vücudun savunma mekanizmaları da zayıflamış olur. Bazen steroid veya bazı hastalığı modifiye eden ilaçlar kişiyi daha genel hastalıklara, mesela soğuk algınlığına karşı daha savunmasız hale getirebilir hastanın bağışıklık sistemini aktive ederek önce tedavi edilmesi gereken başka bir hastalık varsa bu ilaçların geçici olarak durdurulması gerekebilir bu yan etkiler aklınızın bir köşesinde dursun şimdi de oa yani osteoartrit tarafına geçelim ağrı kontrolü ve sağlık demiştik bu hastalığa yakalananlar genellikle yaşlılar eklemleri aşırı kullanmaya maruz kalmış olanlar veya ilave yük taşıyan insanlar oluyor Burada yaşam tarzını bir numaralı etmen olarak yazabiliriz. Değiştirilmesi gereken ilk şey olduğu için bir numara yazıyoruz. Kilo vermek için diyet, egzersiz vesaire gibi yöntemler mevcut. Sağlıklı bir kiloda olmak eklemlerimize binen yükü ciddi manada azaltır. Fakat hali hazırda aşırı kilolu değilseniz osteoartriti büyük ihtimalle buna bağlayamayız. Fazla kilolar artrit hastalığını daha da şiddetlendirir. Ayrıca fizyoterapi seçeneği mevcut. Seanslarda eklemlerin nasıl doğru kullanılacağı öğretilir. Böylelikle daha fazla yaralanmadan kaçınılmış olur. Aynı zamanda kas oluşumu da desteklenmelidir. Çünkü insanlar eklemleri ağrıdığında o eklemi veya uzvu kullanmayı bırakıyorlar. Bu kaslarda atrofiye yani küçülmeye sebep olur ve kas etkinliğini kaybeder yani fizyoterapi, kas egzersizleri yapmak, eklemleri doğru kullanmak, eklem üzerine binen yükü azaltabilir. İnsanlar fizyoterapi sayesinde eklemlerin ağrıması, o yüzden kasların kullanılamaması, o yüzden eklemlerin daha çok ağrıması, çünkü kasların çalışmaması gibi bir kısır döngüye girmekten kurtulabilirler. Bu tarafta da yine NSA'yı yi yani steroid olmayan anti ilaçlar var. Bunlara ek olarak parasetamol gibi ilaçlar da seçenekler arasında. Çünkü bu ilaçlar uzun süre alınmaya uygundurlar. NSAİler gastrointestinal sistemde yan etkiler gösterebilirler. Parasetamollerse mideye aynı şekilde zarar vermez. Bunların her ikisi de kimi durumlarda reçetesiz satılabilen ilaçlardır ve ağrı kesicidirler. Aynı zamanda antiinflamatuvar olduklarını da biliyoruz. Osteoartrit eklemde lokal inflamasyona yol açtığı için bölgeyi kontrol altında tutmak üzere bu ilaçlar işe yarayabilir. Ağrı yalnızca belirli bir eklemde yoğunlaştı ve romatoid artritteki gibi genele yayılmadığı için ekleme enjeksiyon da yapılabilir. Bu ağrıyı ciddi oranda azaltır. Steroid enjeksiyonları bu kategoriye girer. Ağrıyan kısım omuzlarsa steroid doğrudan omza enjekte edilebilir. Steroidler aynı zamanda bölgedeki inflamasyonu da azaltır. Analjezik ilaçlar da enjekte edilebilir. Böylece ağrı kontrolü doğrudan bölgeye yönlendirilir. Bu arada renkleri yanlış kullandığımı fark ettim. Burası beyaz olmalıydı. Başlarına beyaz çizgiler koyarsam sanırım neyi kastettiğimi anlarsınız. Ve tabi son çare olarak cerrahi müdahale de düşünülebilir. Bunu ortaya yazayım. Çünkü her iki taraf için de ameliyat yapılabilir. İşe buralara kadar getirmek doktorların ilk aşamada istediği bir şey değildir. Fakat bazen hasar çok büyük olduğunda eklemin değiştirilmesi yani replasman gerekebilir. Bu işlem riskli olabilir ve ardından bolca dinlenme gerektirir. Bu sebeple ilk başvurulan seçenek değildir. Hatta genç hastalarda bu yöntem pek uygulanmaz. Çünkü değiştirilen eklem de zaman içinde işe yaramaz hale gelebilir. Örneğin 30 yaşındaki biri bu operasyonu geçirirse belirli aralıklarla yine eklem replasmanı operasyona geçirmesi gerekir. Ameliyat safhasına gelmemek için eklemlerin işlevleri korunmalı ve semptomlar azaltılmalıdır. O safhaya gelinse bile gelene kadar zaman kazanılmış olacaktır.